Merhaba arkadaşlar. Bugün Edit Poly Alt Obje moduna bakacağız. Bunun için önce birkaç tane obje yaratalım. Olsun. Yarı çapı. Yüksekliği de 100 cm olsun. Biraz arttıralım. Tamamdır. Bunu kopyalıyorum. Edit Poly'ni uygulamamız için iki yol var. Buna sağ tıklayıp Convert to Editable Poly dersek şu an için geri dönüş olmayan bir şekilde çevirmiş oldu. Ama biz bunu modifier listesinden de ekleyebiliriz. O zaman geri dönüşümüz olabilir. İstediğimiz zaman silebiliriz bunu. Edit poly olarak geldi ve diğerinde editable poly olarak geldi. Örneğin mesela aslında önce şu alt obje modlarından bahsedeyim biraz. Burada görüyorsunuz 5 tane seçenek var. Bunların bir tanesi Vertex, diğeri Edge, diğeri Border, Polygon ve Element modu. Vertex modu her objeler, yani bir obje bu beşinden meydana gelmek durumunda. Yoksa bir 3 boyutlu objeyi oluşturamıyoruz. Bu gördüğünüz mavi noktalar objelerin köşe noktaları. Ben bunları hareket ettirerek istediğim düzene sokabiliyorum. Örneğin şöyle bir değişiklik yaptım. Bunu geri alayım. İkinci olarak da Edge modumuz. Kenar. Yani bir obje köşeleri birleştiren bir kenardan oluşmak zorunda. Buna daha sonra geleceğim. Bu kenarları birleştiren de bir yüzey olmak zorunda. Ona da poligon diyoruz ve şu şekilde bu yüzeyi gösteriyoruz. Bunların hepsi birer yüzey olarak oluşuyor ve silindir oluşturuyor. Diğeri de element modu. Onda bir objeyi seçtiğimizde o objenin tamamını alıyor. Bunu birazdan anlatacağım. Attach komutundan mesela daha rahat görebiliriz. Onu daha ileride değineyim. Şimdi özelliklere biraz bakalım. Burada aslında önce şuradan başlayalım. Şu kenarımızı seçelim. Edge'imizi. Biz bu edge'leri örneğin böyle tek tek seçmek yerine kısa yol var. Buradan ring dediğimiz zaman şu an objenin tamamındaki edge'ler seçilmiş oluyor. Yani aynı sıradan devam edecek. Ve bunları biz araya yine edge'ler çizmek istiyorsak bunu şöyle yapıyoruz. Burada Edit Edges bölümünde bundan Connect düğmesini basabiliriz ama yanındaki küçük kutuya basıyorum. Ortaya bir tane kutu geldi. Buradan şu an ortaya fark ettiyseniz kırmızıya döndü. Buradan arttırabilirim ben bunları. Örneğin 5 tane yapalım ve seçelim. Şu an bıraktığım zaman 5 tane yeni kenar eklemiş oldum. Daha sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Ben atıyorum bu yüzeyle. Bu arada bunların kısa yolları üst taraftan 1'e bastığım zaman
Vertex modu 2'ye bastığım zaman Edge modu, 3'e bastığım zaman Border modu, 4 Polygon modu, 5'te Element modu oluyor. 4'e bastığım zaman Element moduna, şey, Polygon moduna geçmiş oluyorum ve bunu seçiyorum. Örneğin bunları seçeyim ben. Extrude dediğim zaman bunu dışarıya uzatabilirim. Bu şekilde. Buna şu aşağı ve yukarı giden oklara sağ tıkladığım zaman sıfırlıyor her zaman. Aşağıya götürdüğüm zaman da içeriye bir oyuk açıyormuş gibi bir işlem yapıyor. Örneğin burada bunu yapalım. Şurada da. Bunları CTRL ile seçiyorum bu arada. Bunlardan bir tanesini bırakmak istiyorsam eğer alt tuşuna basılı tutmam lazım. Yani CTRL işe yaramıyor. CTRL tuşuyla seçiyorum. Alt tuşuyla bırakıyorum. Buradan da dışarıya verelim. Şu şekilde. Örneğin şu an modelimiz değişmiş oldu. Peki ben bu bir tane obje tasarlıyorsunuz ve ayrı ayrı tasarladınız bunları ama aynı çatıda birleştirmek istiyorsunuz. O zaman da şöyle bir şey yapacağız. Editable poly olan objeye geldikten sonra burada attach komutu var. Attach'e tıkladığım zaman objenin üzerine geldiğim zaman sarıya dönüyor fark ettiyseniz. Buna tıkladığım zaman artık hareket ettirdiğim zaman ya da döndürdüğüm zaman yani artık tek obje olduğunu görüyorum. Burada element modu tıkladığım zaman fark ederseniz ki diğeri kırmızıya dönmedi. İşte aslında ki temel fark bu element modundaki. Şimdi şuna bakalım. Soldaki objeye de birkaç tane ekleyelim. Ring diyoruz ve connect diyerek 5 tane edge ekledim. Şimdi buradaki kenarları ben silmek istiyorum. Delete ile siliyorum bu arada. Bunları da sildim. Ben bunları birleştirmek istiyorsam, eğer şuradan bir kolon gibi bir şey oluşturmak istiyorsam, burada border dediğimiz bir seçenek var. Buna tıkladığım zaman açık olan boşluğu seçebiliyorum. CTRL'ye basıp diğer boşluğu da seçiyorum ve Bridge dediğim zaman şu an araya bir kolon örmüş oluyorum. Aslında bir nevi dürbüne de benzedi. Onun dışında ben bunları şöyle yapayım. Yine Edge modunu seçeyim. Şey, Polygon modunu seçeyim ve bunları siliyorum. Delete'le. 3'e tıklıyorum yine. Border modu. Bunu seçiyorum ve bunu seçiyorum. Bunları şöyle bir şey yapacağım. R'ye basıp Scale'e geliyorum ve Shift tuşuna basılı tutarak içeriye birazcık boşluk veriyorum. W'ye basıyorum. Birazcık yukarıya veriyorum. Biraz da içeriye çekelim ve aşağıya veririm. Şu şekilde. Ya da yukarıya veririm. Ve şimdi ben bunları kapatmak istediğim zaman burada cap komutu var. Cap'e tıkladığım zaman artık açık olan yüzeyimi kapatmış oluyorum. Onun dışında değinmek istediğim başka. Örneğin şunu yapalım. Eğer ben artık bunların birlikte olmasını istemiyorsam, yani şu objeyi ayırmak istiyorsam ikinci silindirimi. Element moduna geliyorum ve bunu şu an seçemiyorum çünkü arada bir şey oluşturmuştuk. Bunu şöyle yapalım.
Yeni bir tane silindir oluşturalım. Ve bunu buna attach'leyelim. Şimdi eğer ben şunu tekrar ayırmak istiyorsam element moduna geçiyorum ve bunu seçiyorum. Ve alt taraftan attach'in tam yanında bulunan detach komutuna basıyorum ve diyor ki nasıl kaydedeyim? Obje olarak kaydet. Buna da atıyorum silindir diyelim. Okey dediğim zaman bu artık ayrı bir obje. Peki bunun X, Y, Z çubukları niye bu tarafa gitti? Çünkü pivot noktasını buna göre sağlamıştı. O yüzden pivot noktasını geri en ortasına almak istiyorsam eğer ben pivot noktasıyla aslında bir sürü işlem yapılıyor. Atıyorum merdiven yapıyorsanız pivot noktasını bir yere sabitliyorsunuz ve o merdivenleri çoğaltmak istiyoruz bazen. Bu tarz yerlerde pivot noktası çok önem kazanıyor. Modifier penceresinden üçüncü seçenek olan hiyerarşi butonuna tıklıyorum ve ilk gelen seçenekte Effect Pivot Only gözüküyor. Buna tıkladığım zaman şu an görüyorsunuz X, Y, Z çubuklarımın şekli değişmiş bulunmakta. Bunu Center to Object dediğim zaman şu an ortasına gitti ve tekrar buna bastığım zaman artık buraya gelmiş oluyor. Bunu da ortalıyor. Şu an bu da ortada. Onun dışında Vertex moduna geçiyorum tekrar ve hatta şuraya biraz şey atayalım tekrar. 5 tane. Ve şunu seçiyorum. Burada Soft Selection kısmı var. Use Soft Selection'a tıkladığım zaman burada bir renk değişimi gördüğünüz şu an. Bu ben bunda yapacağım değişiklikleri bu renkli olan kısımları da böyle sönümlenecek şekilde devam ettir gibi bir şey oluyor. Örneğin mesela çektiğim zaman daha böyle dürbünümsü gibi oldu. Ama ben bunu azaltırsam örneğin şöyle yaptım tekrar. Ctrl Z ile geri alıyorum. Şimdi yapıyorum. Pardon. Şimdi sadece burası etkileniyor. Ama ben bu falloff değerini arttırdığım zaman şu şekilde renklerin değişimini görüyorsunuz. Çektiğim zaman daha böyle smooth bir geçiş yapmış oluyor. Aslında bunları bu şekilde bu özellikleri deneyerek bir sürü değişik şekil yapabilirsiniz. Örneğin burada use nurse subdivision var. Burada da yumuşatma işlemi yapıyoruz. Şu an daha yumuşak bir halde. Yani daha şöyle bakalım. Burada çizgilerimi görüyorken tıkladığım zaman görmüyorum. Daha böyle yumuşak bir geçiş var ama şuralarda bozulmalar oldu. Bunun sebebi de kenarların sıkıştırılmamış olması. Şuralara benim eceklemem gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi daha güzel bir görüntü oluşacak. Bu arada bu çıkan yeşil benim kısa yolum. Alt ve E tuşuna atadığım kısa yol. Aslında bu yaptığımız işlem connect'ten farklı bir işlem değil. Yine iki böyle seçiyoruz ve connect dediğimiz zaman yapılan işlemin aynısını yapıyor. Buna da Swift Loop adı veriliyor. Bunu da Customize menüsünden User Interface kısmından Swift Loop'u bulup oradan kendinize kısa yol atayabilirsiniz.
Aynen. Şuradan. Swift'le. Hotkey bölümüne yazacaksınız ve assign diyeceksiniz. Ondan sonra o kısa yol atanmış olacak. Şuralarda da vardı biraz. Ne bakarız tabii. Yani şimdi daha düzgün. Buradan da şeyi arttırabiliriz. İterasyon kısmından şu an 1'de duruyor. 2 dediğim zaman daha smooth bir hal alacak. Arttırdıkça daha da yumuşuyor. Ama tabii arttırdığım zaman hem makinemi yoracak hem poligon sayısını arttıracağı için render'da da çok işimize yaramayacak. O yüzden sahnenizin hangi açıdan baktığınız ve o objenin o sahnede ne kadar ön planda olacağı bunlar çok önemli. O yüzden biraz mesela şöyle duracaksa iterasyon 4 olmasında hiç gerek yok. Hatta 1 olmasına da gerek yok bence. Ama eğer şöyle duracaksa poligon sayısını arttırmakta fayda var. Yaklaştıkça poligon sayımı arttırmam lazım. Çünkü görüyorsunuz şu kenarları, geçişleri görebiliyorum. Tabii bu da makinenin daha çok zorlanması demek.